Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanlarımız, Sayın Dernek Başkanımız, değerli dernek üyelerimiz, çok değerli Denktaş ailesi, saygıdeğer misafirlerimiz ve değerli basın mensupları. Rauf Raif Denktaş ve Düşüncelerini Yaşatma Derneği Gazi Mousa Lokali açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada kurucu Cumhurbaşkanımızı aslında biraz anmak ve de onun düşüncelerini ileriki nesillere taşımayı bir görev edinmiş olan derneğimizin İlk lokalini açmak üzere bulunmaktayız. Yıllar boyu Kıbrıs Türkleri olarak var olduğumuzu gösterme adına yaşadığımız sıkıntılar neticesinde bayrağına, milletine, vatanına, mücadelemize kendini adayan kurucu Cumhurbaşkanımıza minnet duymaktayız. Bugün burada ayrıca sizlerle birlikte eminiz ki hepimiz aynı düşünceyle toplanmış bulunmaktayız. Kıbrıs Türk'ünün yani bizlerin varoluşunda mücadele vererek bugünlere gelmemizi, bir bayrak altında rahatça yaşamamızı sağlayan kurucu Cumhurbaşkanımızın ilkeleriyle yürüyebilmek de gençlerimizin en temel vazifesi olduğu unutulmamalıdır. Gençlerimiz onun çizdiği yolda yürüyecek, vatanına sahip çıkacaktır. İşte bundandır ki onu her daim yaşatmak da bizlerin görevi olacaktır. Değerli misafirlerimiz, öncelikle sizlere kurucu Cumhurbaşkanımızla ilgili hazırlamış olduğumuz videoyu paylaşıyoruz. Denktaş ve Düşüncelerini Yaşatma Derneği adına konuşmalarını gerçekleştirmek üzere dernek başkanımız Sayın Latif Akça'yı davet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli bakanlarım, sayın milletvekillerim, sayın kaymakam muavimimiz, sivil toplum örgütü başkanlarımız, sayın dernek başkanlarımız, sayın gençlik örgütü başkanlarımız ve değerli halkımız, hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz 11 Ocak 2013 tarihinde Rauf Raif Denktaş ve Düşüncelerini Yaşatma Derneği'ni resmen tescil ettirdik. 24 Ocak tarihi itibariyle oluşturulan ve kurultayımızda resmen ilan edilen 5 kişilik yönetim kuruluyla yolumuza devam ettik. Neler yaptık biz bu sürede? Biz bu sürede çok önemli projelere imza attık. Öncelikle Rauf Raif Denktaş adını ve düşüncelerini bir yerde toplamak için güzel bir bilgi çalışması yaptık. Onun arşiviyle ilgili çok önemli anekdotları yavaş yavaş bilgisayar ortamına almaya başladık. Değerli misafirlerimiz,
Tensip buyurdukları takdirde konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Doktor Dervişeroğlu'nu arz ediyoruz efendim. Sevgili kardeşlerim, bugün aslında önemli bir amaçla toplanmış bulunuyoruz. Rahmetli liderimizin düşüncelerini, fikirlerini yaratma için kurulan derneğin Mausa'da açmış olduğu şubesinde bulunuyoruz. 1976 yılından beri yan yana çalıştığım ve tabii onur duyduğum rahmetli Rauf Ektaş liderimiz bizlere çok şeyler öğretmiştir. Ben kendisiyle ilk el sıkışmamı 1964 yılında yaptım. Çocukluğum, yani gençliğimizden beri tanıdığımız Rauf Ektaş'la ancak 1974 yılında, hatta 73 yılında ilk defa karşı karşıya gelip el sıkışma fırsatı bulduk. 76 seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi'nin adayı olarak ve o zamanki parti başkanı pozisyonundan Denktaş Bey'le beraber de ilk seçimleri Mausa bölgesinde birlikte yürüttük. Dolayısıyla o günden vefat ettiği güne kadar bütün görüşme tutanaklarını okuyan bir kişi, her zaman fikirlerine saygı duyan ve başbakan olduğum sürece her pazartesi kesintisiz görüşmeleri, başbakan cumhurbaşkanı görüşmeleri sürdüren, bazı konularda ters düşsek bile siyasi konuda, milli davada zerre kadar farkımız olmadan bu yolu yürüdük. Denktaş Bey bir amacı uğruna bir ömür tüketmiştir. Halkını özgürce yaşanmak, bağımsız bir devlet kurmak ve bunu dünyaya tanıtmak. Bu bir toplumu toplum olmaktan çıkarıp halk boyutuna taşımak ve bu halka bir devlet kurdurmak. Uzun yıllar bu yolda mücadele ederken tabii ki anavatan Türkiye'yle de ilişkileri çok sıcak noktalara taşımış. Özellikle 1963 yılında Cumhuriyet'ten dışlandıktan sonra Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerindeki haklarını devamlı ortaya koyarak bir gün müdahale edeceği düşüncesinin gerçekleşmesi için devamlı uğraş veren ve sonunda o günü gören büyük bir liderdir. 1974 Mutlu Barış Harekatı'nı biz yaştakiler, orta yaştakiler görmüşlerdir. Ve o günün sevinci, o günün mutluluğu savaş olmasına rağmen zannederim akıllardan biz yaştakilerin çıkmayacak. Tabii ki savaş her zaman savaş adı üzerinde. Ben o dönemde Severi Hastanede doktor olarak görev yapıyordum ve o savaşın neler getirdiğini, ne acılar yarattığını gördük. Ama bazen haklılığınızı tescil ettirmek için savaşa gerek olabiliyor. Türkiye Cumhuriyeti Barış Harekatı adı altında bir müdahale etmiştir ama Rumların karşı koymasıyla biliyorsunuz elbette kan da akacaktı, o da akmıştır. Ama Barış Harekatı'nın yarattığı coğrafya üzerinde bugün biz devlet kurduk. Ben 1964 Erenköy Savaşları'nda Serdarlı'ya, Mausa Sancakları tarafından Serdarlı'ya doktor olarak görevlendirilmiştim. Bir misal vermek için anlatmak istiyorum. Sabah 9.30'da çıktım Mausa'dan yola, akşam 5'te Serdarlı'ya vardım. Her birkaç milde bir barikatta karşılaştık. Eşim de beraberdi. Yanında sadece bir İrlandalı doktor vardı, Doktor Sullivan. Ondan silahı yok biliyorsunuz. Ve bir de zırhlı araç, ama zırhlı araç da ben değilim, ben arabadayım, Ermeni ustanın arabasında. Ne oldu? Her barikatta durduk. Yoklayın beni. Yok, seni yoklamayacak. Çünkü Doktor Sullivan'a inanıyor, sen doktorsun. Pasportumda da talebe yazar daha. Pasportu değiştirmedim. Talebe yazar ama İrlandalı doktora inandı. Hanımı yoklayacağız. Buyurun yoklayın hanımı. Yok. Maraş'tan kadın polis girecek. Ve her barikatta Maraş'tan kadın polis geldi. Eziyet olsun diye. O zaman da iki çocuğum vardı. Bir 3 yaşında, bir 3 aylık. Ve Ağustos sıcağında çok şükür çocukları kaybetmedik ama demek istediğim özgürce seyahat etme imkanı yoktu. Biz 74 Barış Harekatı ile her türlü özgürlüğün tadına vardık. İşte Sayın rahmetli Denktaş Bey'in, büyük liderimizin yıllarca
vermiş olduğu mücadelenin sonucunu 74 Mutlu Barış Hareketi almış oluyoruz. Ama o güne kadar tabii çok canlar yandı, çok şehitler verdik, çok kayıplar verdik. Ama elbette her mücadelede, yola çıktığınız her uğraşta mutlaka bir bedel ödersiniz. Dolayısıyla Kıbrıs Türk halkı hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin bedelini hem özgürlüğün bedelini ödeyerek bugünlere gelmişti. Demek ki bugünlere sahip çıkmak lazım. Bugünlere derken devlete sahip çıkmak lazım. İnsanı halk olarak birbirimize güvenmemiz, birbirimize diyalog içerisinde, sevgi ve saygı kuralları içerisinde, işbirliği içerisinde olmamız gerekir. Sevgi ve saygının kaybolduğu yerde birlikten, beraberlikten bahsetmek mümkün değildir. Başarıdan da bahsetmek mümkün değildir. İşte rahmetli Kıbrıs Türk halkını o mücadele ruhu içerisinde ama birlik ve beraberlik içerisinde tutmuştur. Bir liderin lider olabilmesi için öncelikle birlik ve beraberliğe önem vermesi, karşı fikirlere de saygı göstermesi ve o birlik beraberliği sağlarken bir hedef belirlemesi gerekir. Hedefini denktaş belirlemiş, bağımsız bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti. Bunu yakınında olanlar bilir. Ve zaman zaman niye bu mücadele verildi diye tenkitler olduğu da olmuştur ama mücadele etmeseydik 1963 sonrası başımıza gelenler hala gelmeye devam edecek. Biz küçük bir toplum, bir kısmı göç etmiş, küçük ekonomik sıkıntılar içerisinde bir toplum olarak yaşamaya mahkum olacaktı. İşte bu özgürlük ortamında ekonomiden de bahsedebiliyoruz. 1974 Mutlu Barış Harekatı gerçekleştiği zaman unutmayalım ki Kıbrıs Türk halkının bizim bölgede fert başına düşen 7570 dolarıydı. Yani bugünkü Afrika ülkelerinin durumundaydık. Yani bugün 12 binden bahsediyoruz, 13-15 binden bahsediyoruz. İşte bağımsız bir devlet çatısı altında her türlü ekonomik faaliyetlerin gerçekleşmesi ve fert başına düşen gelir artması böyle oluyor. Dolayısıyla sevgili kardeşlerim, Denktaş Bey'in fikirlerini yaşatmak, Denktaş Bey'le ilgili kitapları okuyarak öğrendiğimizi bizden sonra gelen nesillere aktarmak sadece bu derneğin görevi değil, hepimizin görevidir. Denktaş Bey sadece bir siyasetçi değildi, bir şairdi, bir yazardı. Kıbrıs'ta en fazla eser veren kişilerden bir tanesi de rahmetli Denktaş'tır. Ben son saniyesine kadar yanında olan bir kişi olarak söyleyebilirim ki ölürken bile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni düşünmüştür. Kıbrıs Türk halkını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni düşünmüştür. Bana bir ara hastaneden çıktı, evinde ziyaretim zaman söylediği bazı sözler vardı, tabii buradan söylenmez. Onlar da benim aklıma yerleşmiştir, kök salmıştır. Elbette o söylediklerine dikkat ederek siyasi hayatımı devam ettiriyorum. Ama söylediği daha tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgiliydi. Zaten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hayatı boyunca düşünmüştür. Liderler bazen evlatlarını da ihmal ederler. Çünkü bir lider için aile bütünlüğü kadar hatta daha önemli halkıdır. Halkının hizmetinde olduğunun bilinci içerisinde hareket eder. Dolayısıyla birçok özveriler göstermesi de şarttır liderlerin. Denktaş Bey o özverili davranma konusunda hepimizin ustasıdır. Dolayısıyla ben bu derneği kuranları kutluyorum. Yaşatacak olan yine bizler olduğumuza göre bu derneğe dair türlü desteği vereceğiz. Yanımızda bakan arkadaşlarımız var, siyasi arkadaşlarımız var, birlikte mücadele ettiğimiz arkadaşlar vardır. Bu derneğe sahip çıkacağız. Bu derneğe sahip çıkmak, Denktaş Bey'in fikirlerine sahip çıkmak ve tabii ki sahip çıkarken onları yaşatmak demektir. Yaşatacağımıza inanıyorum. Bu yolda belki bazı tenkitler, zaman zaman bazı çevre tarafından yapılabilir. Ama mühim olan ne istediğini, ne yapmayı için uğraştığını ve hangi başarılara imza attığını bilmek ve onun başarılı bir şekilde ortaya çıkardığı bu devleti yaşatmak. İşte Denktaş Bey'in bize vasiyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ne sahip çıkınızdır. Özetle budur. Bir devlet kurmanın ne demek olduğu bu mücadeleyi verenler bilir. Her zaman bir lidere mücadele sonucunda
halkını özgürlüğe kavuşturmak, bir devlet kurmak nasip olmayabilir. Ama rahmetliye halkıyla bütünleşerek, ana vatanla bütünleşerek bir devlet kurma da nasip olmuştur. O bakımdan huzur içerisinde o bir dünyaya göçmüştür ama hatıraları, eserleri, düşünceleri, fikirleri her zaman yaşayacaktır, yaşatılacaktır. Derneğimize kolay gelsin, başarılar diliyorum. Sizlere bu toplantıya, bu açılışa katıldığı için sizlere teşekkür ediyorum. Sizleri de epeyce zamanlar görmemiştik. Bu vesileyle görüşmüş olduk. Hepinize saygılar sunarım. Sağ olun. Bugün dernek başkanı olarak görmek dilekler ettiğimi yetiştirdim.